Herkese merhaba. Kant Akademi kanalına hoş geldiniz. Ben Kant Akademi koçlarından Sena. Bugün bir konu bir video serimize optikle devam ediyoruz. Optik konusu hakkında genel bilgilendirme yapacak olursam eğer, optik konusu TYT fiziğin en önemli konularından bir tanesi. TYT'de her sene en az bir soru çıkmış önümüze. Aynı zamanda optik konusunu iyi hallederseniz eğer tyt dalgalar konusunu halletmeniz çok daha kolay oluyor. Geçtiğimiz senelere bakacak olursak eğer sınavlarda 2018 senesinde ve 2019 senesinde TYT'de karşımıza iki tane optik sorusu çıkmış. Aynı şekilde 2020, 2021 ve 2022'de ise birer tane optik sorusu karşımıza geliyor. Optik konusuna geçmeden önce halletmem gereken, bilmem gereken bir konu var mı diye düşünüyorsanız eğer böyle bir konu TYT optik için yok. Şimdi konunun alt başlıklarından biraz bahsedeceğim. Bu alt başlıklar aydınlığa Gölge ve düzlem aynalar, küresel aynalar, ışığın kırılması ve renkler, mercekler ve optik araçlardan oluşuyor. Şimdi girelim. Ben optik konusuna sıfırdan başlıyorum. Bu konuyu ben ne kadar sürede halledebilirim sorusuna. Optik konusunu 25-30 saat arasında yaklaşık olarak süre vererek bu konuyu halledebilirsiniz. Optik konusunu yaklaşık olarak kaç tane kaynaktan taramanız gerektiğini veya kaç soru çözmeniz gerektiğini merak ediyorsanız eğer bu konuya birazcık hakim biri için iki kaynak, sıfırdan başlayan bir insan için üç kaynak, soru olarak da yaklaşık 250 soru bu konu için ideal olacaktır. Şimdi size optik konusunda çalışırken hangi YouTube kanallarından faydalanabileceğinizden birazcık bahsetmek istiyorum. İlk bahsetmek istediğim kanal Umut Öncül'ün kanalı. Umut Öncül'ün kanalından konunun temel kısımlarını öğrenirken aynaların özelliklerini ve yansıma kurallarını öğrenirken faydalanabilirsiniz. Bunun dışında VIP Fizik kanalı hem konuyu öğretmekte hem de soru çözümlerini iyi anlatmakta oldukça başarılı bir kanal. Optik için yine. Bunun dışında Ertan Sinan Şahin soruları olan farklı bakış açıları açısından yorum yeteneğini güçlendirmek açısından çok faydalı olacak bir kanal. Şimdi optik konusunu çalışırken herkesin kullanması gerektiğini düşündüğümüz bazı kaynaklardan ve fasküllerden bahsedeceğim. İlk aşamada konu çalışma sırasında öğrenirken Yanıt yayınlarının çıkardığı TYT ait Fizik E kitabından faydalanmanızı şiddetle öneriyorum. Çünkü TYT fizik konusunda tanımlar çok önemliyken optikte bu çok çok daha önemli. Merceklerde, küresel aynalarda, aynalarda, düzlem aynalarda konu çalışması çok önemli. O yüzden bu kitap çok faydalı olacaktır. Onun dışında fasikül olarak az önce YouTube kanalından da bahsettiğimiz Ertan Sinan Şahin'in TYT fasikülleri, TYT seti, Nihat Bilgi'nin yine TYT fizik fasikülleri oldukça faydalı olacaktır. Eğer sıfırdan başlayacak olduğunuzu düşünüyorsanız optik konusuna TYT Adım Adım Fizik Soru Bankası sizin için oldukça faydalı olacaktır. Eğer orta seviyedeyseniz Bilgisayar bilgisayarman Soru Bankası sizin için uygun kitap olacaktır. Aynı şekilde 3-4-5 Soru Bankası da orta seviyeseniz oldukça ideal bir kitap olacaktır. Eğer optik konusunda zor seviye bir kitaba ihtiyacınız varsa Çözüm 3D Soru Bankası uygun bir kitap olacaktır. Bundan da ötede ileri seviyede olup tamamen ustalaşmak istiyorsanız eğer Payraf Yayınları'nın çıkardığı AYT Fizik Soru Bankası sizin için mükemmel bir tercih olacak. Şimdi konusunun bazı püf noktalarını ve soru tiplerini inceleyelim. Öncelikle bahsetmek istediğim ilk soru tipi aydınlanma şiddeti ve ışık akısı gibi konunun ilk ve sözel konuları hakkında. Bu konular her ne kadar kolay görürse de bazen güzel yorum soruları gelebiliyor. Fakat yine söylediğim gibi sözel konular olduğu için bu konuları iyi öğrenip sorularını kaçırmamak oldukça mümkün. Küresel aynalarla ilgili olan sorularsa belki bu konuda en çok karşımıza çıkan ve genellikle en çok zorlanılan soru tipleridir. İlk başta küresel aynaların özelliklerini öğrenmek, kurallarını öğrenmek bir tık zor gelse de sonrasında bazı bağlantılar kurarak mantığını oturttuğumuz zaman bu sorular kolayca halledilebilir. Örneğin merkezden gelen ışının kendi üzerinden yansıyarak geri dönmesini, aynaya dik bir şekilde gelmesinden kaynaklı olduğunu çemberin özelliğiyle bağlantılandırarak mantığını kurabiliriz. Bu şekilde küçük küçük mantıklar kurarak oturttuğunuz zaman bu soruları çözmek oldukça kolay olacaktır. Bir sonraki soru tipimiz ışığın kırılması. Bu konu hakkında bol bol soru çözerseniz ve hangi durumlarda nasıl kırıldığını oturtursanız eğer ki bu konuda günlük hayattan sorular gelecektir. Bu konu hakkında da sıkıntı yaşamazsınız. Ayrıca renk şemasını bir kez öğrendikten sonra renklerle ilgili soruları çözmek oldukça kolaylaşacaktır. Bu soruları çözdükçe de pratiğiniz artmış olacak ve bu konu hakkında soru kaçırmıyor olacaksınız. Merceklerle ilgili olan soru tipine gelecek olursak küresel aynalara iyi hallettiğinizi düşündüğünüz takdirde bu konuda sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Çünkü ince kenarlı mercekle çukur ayna benzerken tümsek aynayla da kalın kenarlı mercek birbirine benziyor. Bu yüzden küresel aynalarını halletmek bir nevi mercekleri de epey faydalı oluyor. Gelelim optik konusu hakkında ne sıklıkla tekrar yapmalıyız? Öncelikle bu konuyu ilk öğrendiğimizde fasikülden veya bahsettiğim el kitabından ilk öğrendikten 3 hafta, 1 ay sonra soru bankasından bir tekrar geçmemiz faydalı olacaktır. Çünkü bu konu unutulmaya müsait bir konu. Bu konuyla ilgili soru bankasına yapacağınız ikinci tekrar ise ilk tekrarın 1,5 2 ay sonrasında konulabilir. Bu tekrarların sonrasında bu konu zaten sizin karşınıza branş denemelerinde ve TYT genel denemelerinde oldukça fazla çıkacak ve bu konu hakkında bir eksiğiniz olursa zaten bu dönemlerde görüyor olacaksınız. Buna göre tekrarların devamlı sürdürülebilir. Optik konusu hakkında söylemek istediğim son şeyler ise bu konu TYT fiziğin en zor konularından ve en önemli konularından bir tanesi. Aynı zamanda YKS'de TYT fizik adına çıkması en çok beklenilen konulardan bir tanesi. İlk aşamada çoğu öğrenci bu konuya çalışırken zorluk çekebiliyor. Fakat şunu da bilmeliyiz ki ÖSYM son zamanlarında optik konusunda işlemlerden çok yorum sorularına önem veriyor ve neredeyse hiç işlem sorusu sormuyor. Güncel sorulara baktığımızda örneğin küresel aynalardaki 3 f bölü 2'den gelen ışının f bölü 2'den geçmesi bilgisini kullandırmak yerine aynayla odak arasından gelen bir ışının nereden yansıdığını bildiğinizi ölçen soruları daha çok tercih ediyorlar. Aslında zaten optik konusunun zor görülmesinin başlıca sebepleri biri Bu yorum soruları oluyor. Peki bu yorum sorularında kendimizi nasıl geliştireceğiz? Öncelikle az önce de dahil olmak üzere çeşitli YouTube kanallarında çeşitli soru çözümleri oluyor bu konuda. Ve bu konulardaki yeni nesil soruları görmek, çeşitli soru tipleri görmek sizin perspektifinizi arttırır. Ve sonrasında yeni nesil sorulara öncelik veren soru bankalarından sorular çözmek sizin bu sorulara hangi bakış açısıyla bakmanız gerektiğini size öğretecektir. Bu konuyla ilgili son olarak şunu tekrarlamak istiyorum ki optik TET fizik için çok önemli bir konu. Bu konuya yeterli özeni gösterdiğinizden ve eksiğinizin kalmadığından emin olmanız gereklidir.